Merhaba. Bir önceki videomda başarılı kişilerin, başarılı iş dünyasından başarılı kişilerin, işte zengin kişilerin, zengin iş insanlarının özelliklerini anlattım. Şimdi de hayatta başarısızlığın 9 göstergesini anlatacağım. Yine bu videoda başlayacağım. İkinci videoda tamamlayacağım. Bu videoda 5 tane göstergeyi anlatacağım. Hayatta başarısız olan insanlar, özellikle iş dünyasında başarısız olan insanlar, liderlik kabiliyetini yitirmiş olanların özellikleri. 1. Detaylara hakim olmamak ve detayları organize edebilecek başarıya sahip olamamak, bu hayatta başarısızlığın temelinde yatıyor. Etkin liderlerin detaylarda ustalaşma ve detayları organize edebilme kabiliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Hiçbir lider yapmak istediği şeyi yapamayacak kadar yoğun değildir. Her insan hayatı önceliklerine göre, değerlerine göre yaşar. Hatırlayacaksınız, değerler faktörü eğitiminde bunun üzerine çalışıyoruz. Ve her lider acil olarak yapılması gereken şeyleri, planları dahilinde önemli olan alanları belirleyip bunlara vakit ayırır. Yani zamanını başarılı şekilde kullanır. Başarılı bir lider, vizyonu gereği kendi değerleriyle de bağlantı olduğu için yönettiği şirketin veya grubun tüm detaylarına hakimdir. Ve detayları organize edebilme kabiliyetiyle bu kabiliyette ustalaşmış şekilde bunu liderliğine yansıtır. Eğer detaylara hakim değilse, yönettiği şirketin örneğin ya da yaşamın içerisinde en ufak detaya bile hakim değilse, bu liderlik özelliğine bir kişinin sahip olmadığını ve hayatta başarısızlığa davetiye çıkardığını gösterir. Liderlere baktığımızda sadece iş yaşamında değil, evinde, özel hayatında, dolabının düzeninde bile çok daha düzenli, çok daha sistemli ve organizasyon kabiliyeti, detaylara hakimiyeti çok yüksek kişiler olduğunu görürüz. Evet, hayatta başarısız olan kişilerin özellikleri, liderlik kabiliyetine sahip olmayanların başarısızlığı garantileyecek özelliklerin bir diğeri. Gereken her şeyi, hedeflerimize ulaşmak için gereken her şeyi her seviyede yapma istekliğimizin olmaması, bu istekliğinin yoksun olması, bana göre hırs eksikliği. Hakiki liderler her ne durumda olursa olsun hedefine ulaşmak için her şeyi yapabilme kapasitesine sahip kişilerdir. Onlar gerektiğinde ofiste toz alır, gerektiğinde her türlü işi yapar, eninde sonunda hedefine ulaşır. Çalışanlara, diğer insanlara yukarıdan bakan bir kişi hakiki yönetici, hakiki lider değildir. Çalışanı olsun ya da herhangi biri olsun herkesi kendiyle eşit gören, herkese karşı saygı duyan, hiç kimseden kendini yukarıda görmeyen kişilerdir ve gerçek liderler gerçek hizmetkarlardır. Yönettiği kişilere karşı sorumluluklarının farkındadırlar, her an her işi yapmaya hazır kişilerdir, her an bütün kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya hazır kişilerdir. Bu sebeple de yönettiği grupları başarıya geçirirler. Bir kişinin her an her şeyi yapabilme kabiliyeti, onun kendi sonsuzluğunu, o sonsuz gücünü, kendi iradesini işine ve hayatına dökebilme kabiliyeti aldığı sonucun göstergesidir. Bir kişinin lider olmadığının, iyi bir yönetici olmadığının ve hayatta başarısız olacağının bir diğer göstergesi, benim için mesela bir eğitmen olarak öğrencilerim için veya bir yönetici olarak çalışanlarım için veya bir influencer takipçileri için, yani yönettiği kişilerin içerisinde herhangi birinin rakip olabileceğinden korkmak. Takipçilerinin ona rakip olabileceği korkusunu taşıyan bir lider hakiki bir lider değildir. Çünkü hakiki bir lider eşsiz yeteneklerinin farkındadır. Kimsenin yapamadığını yapan, otantik özelliklerini gerçekleştiren, eşsiz yeteneklerini ortaya koyan kişidir. Bu yüzden de hangi alan olursa olsun diğerlerini yetiştirmekten, diğerlerini desteklemekten korkmaz. Genel olarak hakiki bir lider bunu bilir ve her zaman hatırlar. Eğer kendi eşsizliğini yüzeye çıkarabilmişsen, eğer hiç kimsenin yapamadıklarını yapıyorsan, eğer gerçek bir lidersen insanları yetiştirmek ve desteklemekten çekinmezsin. Bir lider ancak insanları iyi organize edebildiğinde, onlara ilham verdiğinde, onlara eğitim verdiğinde ve onların daha verimli ve düzenli çalışmasını sağladığında sonuca ulaşabilir, bunu çok iyi bilir. Dolayısıyla bir lider yönettiği kişilerin ya da öğrettiği, bilgi verdiği kişilerin mümkün olan en üst seviyeye çıkmasına destek olmak ister. Yönettiği kişilere kendi yeteneklerini ve bilgilerini sunarak onların da otantik kişiliklerini ortaya çıkarmalarını ister. Kendi adıma Marka Ol Zengin Ol eğitimini tam olarak bu hedefle planladım. Benim bildiğimi
Herkes bilsin, kendi eşsizliğimi ortaya çıkarabildiğim, kullandığım metotları diğerleriyle de paylaşayım. Çünkü genel olarak eğer bir alanda bir liderlik elde etmişseniz, diğerlerinin de kendi alanlarında, kendi uzmanlık alanlarında gelişmesini istersiniz. Kendi uzmanlık alanına sahip olmayan, kendi eşsizliğini daha yaşama dönüştürememiş, yani aslında markalaşamamış, bunu dünyaya yansıtamamış kişilerin diğerlerinin de ona benzer işler yapmasıyla ilgili kaygıları olur. Kendi adıma böyle bir kaygı taşımıyorum. Tam tersine benle benzer yolda ilerlemek isteyenlere senelerdir eğitim veriyorum. Onları bu yolda destekliyorum çünkü biliyorum ki her birimiz eşsiziz. Benim yapabildiğimi yapabilen, aldığım sonuçları alabilenler olmayacak. Onların yapabildiğini de ben yapamayacağım. Her insan kendi eşsizlik noktasından, her insan kendi farklılaştığı, tüm yeteneklerini ortaya koyduğu noktadan hareket ederse, tam olarak işte marka o zengin ol eğitimi bununla ilgili, o zaman o insanın hayatta rakibi kalmaz ve hakiki bir liderin rakibi yoktur. Çünkü o eşsizdir, tektir, onun yapabildiğini yapan yoktur. Bunu çok iyi bilir, kendine bu değeri verir, bu değeri görür, bu saygınlığa sahiptir ve hakiki bir lider asla bu değer noktasından geri adım atmayandır. Bu hafta üzerinden geçeceğimiz 5. ve son liderlik özelliklerine sahip olmayan ve başarısız olan insanların özelliği yaratıcılık eksikliği. Genel olarak yaratıcılık eksikliği, yaratıcılıktan uzak olmak, planlayamamak, stratejik planlama yapamamak, yönetememek, hayatını yönetememek, diğerleri yönetememek ve karşısına çıkan süreçleri gerektiği gibi, süreçlerde gerektiği gibi hızlı adım atamamak bir kişinin lider olmayışının veya standartlaşmasının veya gruplara yön veremeyecek olmasının ana sebeplerinden biri. Bir lider, daha önceki videolarımı da hatırlayacaksanız, kendi varlığıyla, kendi varlığındaki güçle, iradeyle, yaratıcılıkla, ilhamla bağlantı kişidir. Dolayısıyla bu ilhamla bağlantı değilsen de, bu ilhamla bağlantı olmayan kişiler yaratıcılık eksikliği duyduğu için ve bir sorun anında kendi çözüm bulamadığı için liderlik özelliğine sahip değildir. Liderlik özelliğine sahip olmayan, lider olsa da o özelliği veya liderlik yapmaya kalkışsa da kaybeden insanların ortak özelliği yaratıcılığını kullanmaması, olaylar karşısında sorumluluk almaması, herhangi bir sorun anında kendi devreye girip kendi çözmek için kendi içindeki potansiyeli ortaya çıkarmamasıdır. Evet, bu videoda bu kadar. Videolarımı beğeniyorsan beğen tuşuna basmayı unutma ve lütfen kanalıma abone ol. Bu videonun devamı, yani başarısız insanların ortak özellikleri, neden lider olamıyor birçok insan, bir sonraki hafta videomda açıklayacağım.